Değerli hocalarım yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Hepiniz hoşgeldiniz hoş geldiniz diyorum. E, materyalin test bölümünde kalmıştık en son. E, yine de dersimize devam edelim. Bismillah başlayalım. Direct testing ve indirect testing yeni başlığımız. Direct ne demek değerli hocalarım? Ee, örneğin ölçmek istediğimiz şeyle e, ölçme yöntemimizin birbirine paralellik göstermesine Direct diyebiliriz. Bir şey ölçmek istiyoruz ve o ölçmeyi istediğimiz şeyle alakalı bir ölçme ne bileyim pra praktiğimiz var tamam mı? Bir ölçme testimiz var. Örnek verecek olursak değerli arkadaşlar. Mesela presentation yapıyoruz, tamam mı? Presentation yaparken ne yapmamız lazım? Otomatikmen konuşmamız lazım, değil mi? Diyelim öğrencimizden e, speakingini ölçmek istiyoruz, onu test edeceğiz. Ondan ne yapmasını isteriz? Tabii ki de bir İngilizce sunum yapmasını isteriz. Bakın ne oldu? E, bizim ölçmek istediğimiz şeyle, e, ölçme, ölçmek istediğimiz şeyle onu ölçtüğümüz test birbirine paralellik gösterdi. İşte biz buna direct test diyoruz değerli arkadaşlar. Diğer örneklerimize de bakabilirsiniz. Mesela nedir? Bir reading çalışması yapmak istiyoruz. Reading alat çalışmasıyla onu test ediyoruz. Bakın ne oldu? Tekrardan birbirine paralellik gösterdi. Burada değerli arkadaşlar keywordümüz olarak neyi çizebiliriz? Açık bir şekilde ölçmek diyebiliriz. Direkt ölçmek istediğimiz şeyi ölçüyoruz. Peki en değerlik nedir değerli arkadaşlar? Zaten adı üstünde birbirine zıt olacak şeyler. ne nedir? Burada da ölçmek istediğimiz bir şey var. Fakat biz onu ölçerken farklı bir test kullanıyoruz. Örneğin çocuktan bir paragraf yazmasını istiyoruz örneğimize bakarken. Fakat biz o paragraf yazmasını isterken çocuğun gramer ve vocabulary bilgisini ölçüyoruz. Bakın ne oldu? E, paragraf yazmak aslında nedir? Writing bilgisini ölçmeye yarayan bir test değil mi? Ama biz ne yaptık? Paragraf yazmasını istedik öğrencimizden. Bunu yazmasını istememizin sebebi ise gramer bilgisini ve vocabulary bilgisini ölçmek istememizdir. Ne oldu? ölçmek istediğimiz şeyle ölçme aracımız birbirine paralellik göstermedi. O yüzden bunun ismi olarak indirect testing diyoruz değerli arkadaşlar. Burada da keywordümüz olarak neyi çizebiliriz arkadaşlar? Implicitliği çizebiliriz. Çünkü burada bir ima var. Direkt yok. Açıkça bir ölçmek yok. İma yani ölçmek istediğimiz, istediğimiz şeyi yan yollardan ölçüyoruz diyebiliriz. Şimdi diğer test yöntemlerimize geçelim değerli hocalarım. Discrete point testimiz değerli arkadaşlar. Burada öğrenmemiz gereken şey, keywordümüz arkadaşlar, sadece testing one keywordümüzü bilirsek yeterli olacaktır. Hocam bu ne demek? Örneğin biz bir şey ölçmek istiyoruz bir öğrencimizde, fakat o şeyi ölçerken sadece bir yeteneğine odaklanıyoruz. Diyelim çocuğun listening'ini ölçmek istiyoruz. Yanında speaking'i de ölçebiliriz. Ne bileyim writing bilgisini de ölçebiliriz. Ama bizim için önemli olan sadece listening'tir. Bakın ne oldu? Sadece bir yeteneğine odaklandık değil mi? İşte sadece bir yeteneğe odaklandığımız zaman bir test üzerinde buna biz discrete point test diyoruz değerli hocalarım. Aslında çok basitler. Fakat ezber çok olduğu için karıştırılabiliyor. Lütfen sizden diyeceğim Bu, bu Dersi dinledikten sonra bunları ezberledi. Ezberleyin. Ondan sonra testlerimizi çözelim. Çünkü ezberlemeden çözünce bu sefer hocam anlamamış mıyım? Ee, yoksa ben hiç mi bilmiyorum? Arkadaşım çok iyi yapıyor. Acaba ben mi yapamıyorum gibi ümitsizliklere düşünebiliyoruz. E, bu anlattığım konu şey metodolojinin en zor konusudur değerli hocalarım. O yüzden bunu öğrenmek zaman isteyecek bunu öğrenirken birazcık sabırlı olmanızı rica ediyorum sizden. Discrete pointimiz bu. Zaten en sonunda tekrardan keywords'lerimiz üzerinden bir tekrar edeceğiz. Integrative testing nedir arkadaşlar? Bu da discrete'in biraz zıttı diyebiliriz. Burada da değerli hocalarım tekrardan bir şey ölçmek istiyoruz. Tamam mı? Fakat bir şey ölçerken yanında diğer yetenekleri de kullanıyoruz. örnek olarak Öğrencimize diyelim ki bir dictation e, pratiği yaptırmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Peki biz dictation yaptırırken ne yapmamız lazım? Birincisi çocuğun bize dinlemesi lazım. İkincisi de bunu yazması lazım değil mi? Bakın ne oldu? İki tane yeteneğini birlikte kullanması lazım. Bunlar nedir? Listening ve Writing değil mi? Bakın ne oldu? Bu integrative testing'e girdi işte. Ne yaptık? Şurada keyword'ümüz var. Testing language skills as a word birden fazla yeteneğin aynı anda ölçülmesi de diyebiliriz integratif testing için. Bakın discrete'de sadece bir yeteneğini ölçüyoruz. Integrative'e ye gelince ne yaptık? Birden fazla skills'ı iç içe geliştirdik ve çocuğun yeteneklerini öl, öl ölçmeye karar verdik. Öne ne yapıyoruz? Çocuğa dictation ettir yaptırıyoruz. Bunu yaparken ne yapmalı çocuk? Hem bizi dinlemeli. Evet bunu yaparken ne oldu değerli hocalarım? öğrencimizin hem listening hem de writing bilgisini ölçmüş olduk. Individual testingler değerli arkadaşlar ee, en basit aslında. Örneğin öğrencimize bir test yaptırmışız bir ay evvel tamam mı? Sonra işte bir ay evvel yaptığımız testi işte bir test etmek istiyoruz farklı bir konuyla. Tekrardan o testi yaptırdığımız zaman ne oldu? O kişinin önceki yaptığı yaptığıyla sonrakini karşılaştırmış olduk değil mi? Buna bireysel testler diyoruz arkadaşlar. Öğrencimizin önceki başarısıyla sonraki başarısını ölçmemize yarıyor. Diyelim çocuk bir ay önceki testten 30 almış, ikincisinden 60 almış. Bu ne oluyor? Onun başarılı bir çizge, çizelge çizdiğini gösteriyor. Peki bunun tersi de olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Diyelim ilk testimizden 70 almış, ikincisine 40'a düşmüş. Ne oldu? Karşılaştırdığımız zaman çocuğun çizelgesinde öğrencimize bir aşağı doğru ivme görüyoruz. İşte bunlar çocuğun önceki ve sonraki başarısını ölçmemize yarayan testler demektir. Individual testing diyoruz biz bunlara. Keyword'ümüz olarak ne çizeceğiz arkadaşlar? Previous success or failures'ı çizebiliriz değerli hocalarım. Şimdi ölçme dersinde de en çok karşı çok karşılaşacağımız iki kavram var. Norm ve kriter. Bunlar nedir arkadaşlar? Bağıl ve mutlak değerlendirme diyebiliriz bunlara. Bağıl ve mutlak. Zaten ölçmeyi gördüğünüz zaman bunlara daha iyi aşina olacaksınız. Bağıl nedir? Yani norm değerli hocalarım. Norm aklımıza geldiği zaman bir grup öğrenmesi gelecek çan eğrisi gelebilir aklımıza. Keywords olarak yazmadık ama çan eğrisi hatırlarsak norm direkt aklımıza gelebilir. Peki bu nedir hocam diyeceksiniz. Grup başarısı kişinin başarısını etkiliyor. Nasıl? Mesela çan eğrisini hepimiz biliyoruz değil mi değerli hocalarım? Çan eğrisinde nedir? Ortalamanın üstünde bir puan aldığınız zaman başarılı sayılıyorsunuz. Geçmiş sayılıyorsunuz. Peki bu çan eğrisinde yüksek puan alan öğrenciler ortalamayı değiştirebiliyor mu? Evet düşük alanları değiştiriyor mu? Onlar da değiştiriyor. Bakın ne oldu? Bir grup başarısı veya grubun başarısızlığı kişinin başarılı olup olmayacağına karar verdi. İşte biz buna norm diyoruz. Yani bağ diyoruz değerli hocalarım. Bir grup öğrenmesi grubun başarısına göre kişinin başarısı da değişiyor. Peki kriter bazlı nedir? Yani mutlak öğrenme nedir arkadaşlar? Burada ee, grup başarısı yok değerli hocalarım. Belirlenmiş bir kriter var. Örneğin diyoruz ki sınavdan 70 alan sınavı geçecek. Sınavdan 70 alan sınavı geçecek. Bakın ne oldu? Burada bir grupça başarı ve grubun başarısızlığı ile ilgili hiçbir terim yok. Ne diyor? Her kim 70 alırsa sınavdan bu sınavı geçecek. Yani mutlak bir değerlendirme var. Tamam mı? İşte böyle örneklerle karşılaşırsak buna da kriter bazlı öğrenme diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burada keywordlerimizi çizelim. Bakın burada ne diyor? Students performance değil mi? Öğrencilerin başarısı. Performansı birbirleriyle karşılaştırıyor. Peki kriterden var. Ne var değerli arkadaşlar? Önceden belirlenmiş bir kriter olması lazım. Tamam mı? Önceden bir ee, ölçme bir ölçüm belirliyoruz değerli arkadaşlar. Ve ona göre testimizi öğrencilerimize sunuyoruz değerli hocalarım. Şimdi bu testim, bu dersimizi tekrar edelim keywordlerimize. Direct, test, direct testing neydi değerli arkadaşlar? Ölçmek istediğimiz şeyi, e, şeyle ölçeceğimiz şey birbirine paralellik gösterecek. Mesela neydi? Presentation'la speaking'i ölçmek gibi. En direkt neydi değerli hocalarım? Bu sefer ölçmek istediğimiz şey ile ölçtüğümüz şey birbirine paralellik göstermiyor. Bir ima vardı içine değil mi? Keyword'ümüz neydi? Implicitiydi. Mesela neydi? Bir paragraf yazıyoruz çocuğa. Fakat bu paragrafı yazdırırken writing'ini ölçmek istemiyoruz. Onun kelime bilgisini ve gramer bilgisini ölçmek istiyoruz. Discrete point neydi arkadaşlar? öğrencimizin sadece bir yeteneğini ölçmekti. O yeteneği sahip mi değil mi? Onun başarısını ölçmekti. Integratif testing ne derler arkadaşlar? Birden fazla dil yeteneğini ölçmekti. Mesela nasıl örnek vermiştik? Çocuğa bir dictation yaptırıyoruz. Dictation yaptırırken çocuk ne yapmış oluyor? Hem listening yapıyor hem de writing yapıyor. Bu örnekleri artırabiliriz değerli arkadaşlar. Zaten biz bu konularımız bittikten sonra Testlere geçtiğimizde, test üzerinde tekrarlara geçtiğimizde bunları çok daha iyi anlayacaksınız değerli arkadaşlar. Individual testlerimiz neydi değerli hocalarım? Öğrencimizin önceki ve sonraki başarısını karşılaştırıyoruz. Değil mi? Zaten yazdığımız manasında da var. Norm ve kriterimiz kaldı. Norm neydi? Bağlı değil mi? Grup başarısı aklımıza gelecek. Grubun başarısı kişinin başarısını etkiliyor. Mutlak neydi değerli arkadaşlar? Önceden belirlenen bir kriter var. O kritere göre kişinin başarılı olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Evet bu testimiz de bitti. Şimdi diğer testimize geçelim değerli hocalarım. Dersimiz daha bitmedi. Kind of test. Şimdi test türlerine bakacağız değerli arkadaşlar. Değerli hocalarım, başlamadan önce şunu demek istiyorum. Sorularda şöyle de çıkıyor. Lütfen böyle de ezberleyin. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi prognostik testler testlerden birisi değildir? Bakın dört tane var zaten. 5.'yi de kafadan bir şey yazıyorlar. Eğer biz bu dördünü bilmezsek, başlık olarak bu başlığa ait olduğunu bilmezsek, sorularda böyle basit bir soruyu yapamayabiliriz. Tamam mı? Lütfen bunu başlayıyla biliniz. Ee, hemen dersimize başlayalım. Prognostik testler değerli arkadaşlar. Zaten parantez içine almış nedir? Öğrenmeden önce yapılan testlerdir. Yani bir şey öğretmeden önce yapılan testlerdir. Hemen placement başlayalım değerli hocalarım. Placement nedir? Adı üstünde yer. Değil mi? Yerleştirme. Ne yapacağız? Örneğin öğrencimiz Zaten hepimiz dershanelerin mantığını biliyoruz. Derece sınıfları vardır. Öğrenciyi ilk sınıfa alırlar. İşte hemen hiçbir şey öğretmeden bir sınav yaparlar. O sınavda aldığı nota göre işte derece sınıfına ne bileyim ikinci sınıf, üçüncü sınıf, kaç sınıf varsa öyle aynı düzeyde öğrencileri aynı sınıflara yerleştirirler. İşte biz buna placement test yani yerleştirme testleri diyoruz. Diagnostic testler nedir değerli hocalarım? Burada da öğrencimizin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemek için e, öncesinde yapılan bir test diyebiliriz. Mesela öğrencimiz neye vakıf, neye değil, ne biliyor, ne bilmiyor. Tamam mı? Bunu ölçmek için yapılan testlere diagnostik testler diyoruz değerli arkadaşlar. Aptitude testler nedir değerli hocalarım? İkisi çok karıştırılıyor. Fakat şimdi inşallah o karışıklığı gidereceğiz. Aptitude testler değerli hocalarım öğrencinin sahip olduğu kapasite ve potansiyeli e, ölçen testlerdir. Peki hocam ne farkı var? Yani güç ve zayıflık ve kapasite potansiyeli ne farkı var? tutut değerli arkadaşlar kişinin kendi öz yeteneğidir. Tamam mı? Mesela bir test yapıyoruz. Teste bakıyoruz ki ha, bu çocuk ileride özünde olan yeteneği gayet geliştirebilir. Veya test yapıyoruz. Bakıyoruz ki bu çocukta hiç bu yetenek yok. Gelecekte de ümit var etmiyor. O zaman kendi yöntemlerimizi veya koyacağımız sınıfı veya grubu değiştiriyoruz. Abdut test neymiş değerli hocalarım? Kişinin özünde olan yeteneği, potansiyeli yani kapasitesi. Yani nasıl diyebiliriz? Eğer bir çocuk diyelim bir çay bardağı kadar bir bilgi sahibi olabiliyorsa e biz bunu bir su bardağı içine koysak bile değil mi? bir şey fark etmeyecek yani kapayı sesi zaten çay bardağı kadar yani o çay bardağının içinde su bardağında büyük bir su bardağının içindeki suyu boşaltsak da tekrardan kendi var olan kapayı sesi kadar bilgiyi alacak işte aptitude nedir kişinin kendi öz yeteneği kendi kendinden var olan yetenek fakat diagnostik nedir sen sonradan öğrendiği güçlülükleri zayıflıkları diyebilirsin diagnostic testlerimizde sonuncusu proficiency testler değerli hocalarım bu nedir değerli arkadaşlar Burada olacağımız sınav bizim akademik hayatımızı belirleyecek. Yani bizi bir akademik olarak bir yere taşıyacak sınavlara diyebiliriz. Peki bunlar nelerdir değerli hocalarım? Mesela ne YDS'ye giriyoruz değil mi? İşte KPS'ye giriyoruz ve TAFL sınavı gibi şeyler bizi akademik olarak bir üst seviyeye taşıyacak. işte akademik hayatımızı belirleyecek testlere proficiency testler diyoruz. Bu da prognostik testlerimizin sonuncusuydu. Lütfen isim olarak unutmayalım değerli hocalarım. Çünkü isim olarak da soruyorlar. Bunların keyword'ünü işaretlemedik. Keyword'lerimizi de işaretleyelim. Placement testlerimiz neydi değerli arkadaşlar? Hem bir tekrar da olur. Ya da isterseniz son olarak achievement ile bitirelim. Ondan sonra keywordlerimizi çizelim. Achievement testlerimiz değerli hocalarım. İkiye ayrılıyor. Progress ve final action mode diye. Bunlar nedir arkadaşlar? Zaten öncesinde de görmüştük bunlara benzer şeyler. Progress deyince aklımıza ne gelecek? Formative. Formative neydi değerli hocalarım? Bir süre olacak değil mi? Bir süre içinde öğrencimizin ne yapıp yapmadığını gözlemleyebiliyoruz. Peki nedir? Mesela bir sınav bir sınav yapıyoruz değerli hocalarım. O sınavı yapmamızın amacı nedir? Öğrencimizin zayıflıklarını ve güçlüklerini görmek. Mesela bir quiz yaptık. Quiz'e baktık ki ya öğrencimiz bizim öğrettiğimiz şeyleri tam kavrayamamış. Ha biz bunun farkında olduk. Ne yapacağız artık? O eksiklikleri gidermek için ta bir dahaki quiz'e kadar veya sınava kadar bu eksiklikleri giderip çocuğun hazır bulunuşluğunu e, seviyesini artıracağız. O sınava karşı hazır bulunuşluğunu artıracağız. İşte progress achievement buna yarıyor değerli arkadaşlar. Bir süreç içinde e, öğrenme diyebiliriz. Peki final achievement nedir değerli hocalarım? Bu da summative diyebiliriz she olarak. Nedir? Summative neydi zaten? Artık final. Ya geçiyorsun ya kalıyorsun. Final değerlendirmesi diyebiliriz buna. E, Summative'de keywordümüz olabilir burası için değerli arkadaşlar. E, hemen Keyword'lerimizin altını çizelim. Placement testlerimiz için neydi değerli arkadaşlarım? Ne demiştik? Yerleştirme testi değil mi? Mesela öğrenci dershaneye gidiyor. Dershanede kendi seviyesine uygun Arkadaşlarıyla Bir sınıfta olması e, Olan testin sonucuna göre belirleniyor. İşte biz buna placement testler diyoruz. Nedir? Hmm. Student level'a çizebiliriz, değil mi? Aslı student level dersek keywordümüz olabilir, değerli arkadaşlar. Diagnostik testlerimiz neydi, değerli hocalarım? Burada öğrencimizin güçlü ve zayıf yönlerini belirliyoruz, tamam mı? Yaptığımız testle. Keywordümüz böyle çizebilir. Aptitude neydi, değerli arkadaşlar? Öğrencimizin kendinde var olan kapasitesini ve potansiyelini e, görüyorduk. Ne demiştik? İşte bir su bardağı kadar potansiyeli varsa çocuğun biz ona bir kova su koyarsak tekrardan kendi kapasitesine kadar bilgi alabilecek. İşte biz çocuğun ne kadar kapasiteye sahip olup olmadığını, gelecek başarısında ne kadar üstüne yüklenebiliriz, ne kadar bu gelişebilir, bunu fark etmemiz için bu testleri yapıyoruz değerli arkadaşlar. Kapasite ve potansiyeli çizersek herhalde yeterli olacaktır. Proficiency testlerimiz de değerli arkadaşlar akademik olarak çizersek galiba yeterli olacaktır. YDS aklımıza gelirse inşallah bunu unutmayız. Action testlerimiz de değerli arkadaşlar. Progress için ne diyeceğiz zaten formative keywords olarak yeterli bilmemiz. Final action için de summative bilmemiz yeterli olacaktır değerli arkadaşlar. Ee, çok ezber bir bölüm. Dediğim gibi metodolojinin en zor bölümü ben öyle düşünüyorum yani. Zaten metodoloji de bitmek üzere. Artık bundan sonra ee, hangi test dersimiz var. Bundan sonra Characteristics, characteristics of Good testimiz var. Ee, diğer videoda bunu çekeceğiz. Ondan sonra da Young Learners ve e, sınıf yönetimi videolarımızla materyalimizi bitirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.